Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsünden haberleri aldınız. Programım Kampüse Sorduk'ta bu hafta güzeller güzeli konuğumuz kim var? Nur Fettaoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iyi ettiğimle geldim. Gerçekten çok iyi ettiniz. Ben pazar günü yeni bölümü izledim. Yani ekranda gördüm, şimdi yanımda görünce elim ayağım titriyor ama tabii profesyonel iş yapmak zorundayım diye. Böyle bir güzellik karşısında geldiğiniz için onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Ben onurlandım. Yeni bölümü takipteyiz. Fragmanları da bekliyoruz. Hemen başlayayım diziden girmişken. Kardeş Çocukları. Pazar günü Star TV'nin vazgeçilmez dizisi, fenomen dizisi. Benim için de öyle. Kampüse çıktım, arkadaşlarıma sorular sordum. Hani Nur Fettaoğlu geliyor. Umay Karay, Peyker, Mahidevran Sultan. Direkt o isimler. Oyunculukta böyle yerlere gelmek var mıydı hayalinizde? Böyle yerlere gelmek... Bu kadar adından söz ettirecek karakterleri oynayacağımı tabii ki hayal etmezdim. Ama hep iyi olsun diye başladık yola ve ne mutlu ki iyi işlerde, doğru işlerde hak ettiğimiz, istediğimiz yere ulaşabildik. Çok güzel, biz sizi izlemekten çok zevk alıyoruz. Umay Karay çok güçlü, dişli bir karakter ama aslında köy hayatında yaşadığı o duygusallığı atmak için bir takım değişiklik operasyonlar geçirdi. Nur Fettaoğlu için estetik kavramını sormak istiyorum. Estetik, o adı üstünde, estetiği bozmadıktan sonra ben asla karşı değilim. Ama şu dönemde insanlar bir yerlerini şişirte o eski hallerini unutup çok fazlalaşıyorlar. Ona karşıyım. Ama ihtiyaç varsa tabii ki yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Yani ben de aynı şekilde ama tabii tanınmayacak hale gelip de o, bir de oyuncusunuz, o simayı kaybetmek aynen öyle. Ben yıl oldu 2019, 2009'da bitti Aşk-ı Memnu. Her yaz izliyorum, hala bazen internetten izliyorum. Peyker rolünü oynamak sizin için nasıl bir duyguydu? Ve bu kadar kült olmuş bir dizinin içerisinde bir zaman olabileceğinizi hayal etmiş miydiniz? Hayal etmedim, asla hayal etmedim. Hep oyuncu olmak istedim ama bu tarz başarılı işlerde olabileceğimi, bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştim tabii. Peyker benim bebeğim gibi, yani benim asıl ismimin çıktığı yer, kendimi ifade edebildiğim ilk yer. O kadar mutluyum ki öyle bir işin içinde olduğumdan. Senaryo, yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncular, hepsi birbirinden değerliydi. Benim için orası bir okuldu. İyi ki o karakteri canlandırdı. İyi ki biz de izlemişiz. Çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileriyle. Sizin için üniversite öğrencileriyle buluşmak nasıl bir duyguydu? Şahane bir duygu. O kadar genç ve onlara baktıkça da bir çocuğum geliyor aklıma. Yani onun da bir gün buralarda, o sıralarda oturabileceğini hayal ediyorum. Onlara biraz bile olsam hayallerindeki başka bir kapı açabildiysem de mutlu bana. Ben çok mutlu oluyorum. Daha 3 yaşında, çok tatlı. Allah bağışlasın. İnşallah aramıza karışır bir zaman sonra. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum konuğumuza. İyi ki geldiniz. Kampüse Sorduk programında bu hafta sona erdik.